eğitimlerimizin çeşitlerine göre eğitim sürelerimiz farklı. İşte 5 gün, 6 gün, 3 gün gibi. Ya bu kadar kısa sürede öğrenecek miyiz? Diyorum ki evet öğreneceksiniz. Yani çalışma yapmayı öğreneceksiniz teknik olarak. Ama eğitim bittikten sonra asıl eğitim başlıyor. Yani hep birlikte yürüyoruz. Şifa yolculuğunda hep beraberiz. Kimin ne sıkıntısı var, kimin ne problemi var? Her daim birbirimize desteğiz ve birbirimizle sürekli irtibat halindeyiz. Gerçekten bugün yaşanan olay beni de hem çok duygulandırdı. Tüylerim diken dikendi bütün öğleden sonra. Hep birlikte ne kadar güzel bir destek sağlandı. Arkadaşımızın eşi bir sıkıntı yaşadı, sağlık problemi ve çok acil müdahale gerekiyordu. Ekipler tıbbi müdahaleyi yaparken bizim arkadaşlar da enerji çalışmalarıyla müthiş bir destek verdiler. Çok şükür akşam güzel haberlerini aldık, biraz rahatladık, daha da iyi olacak inşallah. Evet, Bu açıdan çok güvenli ve güzel bir ortamımız oldu hakikaten. Şükürler olsun diyelim. Şimdi Ümit Hocam bir konuya daha değinmek istiyorum. Yine çok sorulan bir şey. Bizim alanda, spiritüel alan diyeceğim. Mucize kelimesi inanılmaz derecede çok kullanılıyor. Mucize, mucize, mucize. Bizim yaptığımız işin içinde mucize kelimesi nasıl geçer? Mucizeyle nasıl bağdaşıyor bizim çalışmalarımız? Bununla ilgili şöyle küçük bir şey söyleyeceğim, bir açıklama yapacağım. Bizim bir eğitim grubunda yine bu konuşuldu. Ben dedim ki mucize beklemeyin, mucizeyi sunmuyoruz. Zaten mucizeyi bulacaksınız gibi bir ifademiz de yok. Biz kendimizi tanıma yolculuğu, farkındalık yolculuğu falan şeklinde konuşuyoruz. Ama hep de mucize oluyor. O eğitimde mucize olacak şeyler oluyor. Çok enteresandı mesela. Belki de bana cevaptı onlar diye algıladım ben. Mucizevi fiziksel düzelmeler olmuştu mesela. Eğitimin birkaçında da böyle konuşmanın hemen arkasında. Ben yine de şunu vurgulayacağım. Bizim eğitimlerde hem mucize oluyor gerçekten tek seansla, birkaç seansla bazen oluyor. Yani buna hem evet diyeceğim hem de hayır diyeceğim. Çünkü bazen de kişinin kendi yolculuğunda biraz emek sarf etmesi, kendi içinde dönüşümleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Hazır olmadan değişim ortaya çıkmıyor. Bugün arkadaşlarımızdan biri ben çalışma yapıyorum ama değişim niye olmuyor? Diğer arkadaşlarım çok güzel sonuçlar alıyor diye sormuştu. Orada da söylediğimiz bir şey vardı. Bir eşik değer var. Bazen altyapı çalışması gibi. Alttaki utanç duygumuzla çalışırız, suçluluk duygumuzla çalışırız. İşte mükemmelliyetçiliğimize, kaybetme korkumuza. Bunlar çok temel altyapıyı oluşturan duygular. Biz bunlara çalıştıkça yüzeyde çok değişim yokmuş gibi görünür. Ama bunları belli bir eşik değerine getirip belli bir seviyeye getirdikten sonra da kişinin hayatında inanılmaz arka arkaya değişimler olabiliyor. O yüzden mucize bizim eğitimlerde var mı? Evet ben kullanmayı sevmiyorum çok net bir şekilde. Ama cevabı hem evet hem hayır diyebilirim. Evet, biz hep temkinli yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bu bir içe yolculuk diyoruz. Kişisel farkındalık diyoruz. Emek sarf edeceksiniz. Duygularınızı tanıyacaksınız. Yüzleştiğiniz duygularla mücadele etmeniz gereken noktalarda mücadele edeceksiniz ki bu duyguların etkisinden kurtulun. Fakat Ben bazen de çok sözünü kestim ama çok güzel bir yer geçti cümlenin içinde bahsettiğin. Sorumluluğu alacağız ve gerçekten şimdi sonuç odaklı olmaktan ziyade biz içerideki duygularımızla hemhal olacağız. Bu bize ayrıca çok büyük bir keyif veriyor. Arkadaşlar, çalışmayı yapan arkadaşlar da bunu teyit edecektir bize. O keyifli bir yolculuk. evet. Ama öncelikle kendini tanımanı sağlıyor. Sen şimdi bazı olaylar oluyor. O olaylarda bir duygu patlaması yaşıyorsun ya da bir duygun ortaya çıkıyor. Daha önce hiç fark etmemişsin, adını Evet. koyamamışsın ya da es geçmişsin, üzerinde durmamışsın. Ama bu çalışmaları yaptığın zaman görüyorsun ki ya ben burada demek ki kaybetme korkum tetiklendiği için bu kadar
sinirlenmişim ya da bu kadar üzülmüşüm, bu kadar acı çekmişim diyorsun. Bir daha öyle bir olay olduğu zaman diyorsun ki ben burada yine kaybetme korkumla ilgili bir durum yaşayabilirim diyorsun. Bunları demek bir süre sonra senin artık o duygunun tetiklenmesini önlüyor. Ve sen artık daha sakin, daha normal, daha anlaşılabilir tepkiler veriyorsun. Yani tetiklenmeler ortadan kalkıyor. Bu yüzden değişim ve dönüşüm yolunda bu içsel yolculuk çok kıymetli. Ve bu içsel yolculuk şimdi hep genelde şöyle yorumlar oluyor. Sizin için söylemesi kolay gibi ifadeler de olabiliyor. İnanın herkes aynı süreçten defaatle geçiyor. Kendini tanıma süreci bu ve bu kendini tanıma süreci hiçbir zaman bitmeyecek. Ama çok Asla. keyifli. Keyifli olmasını bu farkındalık çalışmaları sağlıyor. Önceden olsa belki kurban bilincine gireceksin. Belki çaresizlik hissedeceksin. Belki umutsuzluk. Belki ben bu benim sorunum çözülmeyecek. Nasıl çözülebilir ki gibi çaresizlik hissedeceksin. Ama bu tarz çalışmalar ve farkındalık sana bir kendine güven veriyor. Ve umutsuzluğu ortadan kaldırıyor. Ben burayı aşabilirim duygusunu hissettiriyor. Bu açıdan bence çok kıymetli. Çok çok inanılmaz kıymetli. Başımıza gelen hadiseleri değiştirebilme gücümüz yok. Hayatın akışını, gidişatını hep söylüyoruz. Sadece hadiseleri karşılama biçimimizi değiştirebiliriz. Kendimizi tanıyarak, kişisel farkındalığımızı arttırarak. Gerçekten de öyle oluyor. Hadiseler geliyor, sıkıntılar geliyor. Ama kendinizi tanıdığınızda, duygularınızı, iç dünyanızı tanıdığınızda sakin tepkilerle oraları çok daha böyle küçük minik dalgalarla aşabilecek hale geliyoruz çok şükür. Tabii bizim çalışmalarla ilgili mucize beklentisi var insanlarda. Yine bana çok geldiği için ve ben bunun ağırlığını hep omuzlarımda hissettiğim için söylüyorum. Arkadaşlar kişisel farkındalık ve içe yolculukta mutlaka ve mutlaka sizlerin buna niyet etmiş olması lazım. Bununla ilgili sorumluluk alıp ayağa kalkma isteği içerisinde olmanız gerekiyor. Bize şöyle sorular geliyor Ümit Hocam veya şöyle yardım çağrıları geliyor. İşte çocuğum şöyle şöyle bir durumda. İşte çocuğum örnek veriyorum madde bağımlısı ne yapabiliriz? Soruyorum diyorum ki çocuğunuz kaç yaşında? İşte 30 yaşında, 33 yaşında. Peki diyorum bırakmaya niyeti var mı? Hayır, yok. Yok diyor. Yani şimdi buralarda biz ne söyleriz insanlara? Şimdi bu çalışmaları yapabilmek için öncelikli olarak kişilerin kendilerinin kabul etmesi ve bu çalışmalara izin vermesi gerekiyor. Yani belli yaşları geçmiş insanlarda çocuklarımız da olsa onların adına karar verme yetkisine sahip değiliz. Çocuklarımız olmasına rağmen kendi kararlarını kendileri verecekler ve izin verirlerse çalışma yapılabilecek. Bazen de eşlerle ilgili geliyor maalesef. Eşimle ilgili şu sorunları düzeltebilmek mümkün mü diye. Öyle bir şey söz konusu değil. Eğer eşiniz izin verirse, eşiniz burada bir problem var, biz bu problemi çözelim derse, o zaman tabii ki izne alındıktan sonra çalışma yapılabilir. Ama kimseye izin alınmadan enerji alanına girmek gibi bir hadsizlik tabii ki olamaz. Olamaz. Eşimi düzeltmek istiyorum diye arayan arkadaşlarımız çok oluyor. Ben diyorum ki bence siz eşinizi boş verin. Kendinizi nasıl düzeltebilirsiniz ona bakın. Çünkü gerçekten hepimiz bu yolculuğa öncelikle kendimizi tanımak ve düzeltmek için çıkıyoruz.